hızlı kilo vermenizi kolaylaştıracak 11 alışkanlık. İtiraf edin, hiçbirimizin yeme alışkanlıkları mükemmel değil. Ancak nerede hata yaptığınızın farkına varmak bunları değiştirmeniz için size güç verecek. En azından lisanslı diyetisyen Kathleen Zelman böyle diyor. Kathleen Zelman, kötü yeme alışkanlıklarını bırakıp bunları iyileriyle değiştirmenin diyet ve spor yapmadan hızlı kilo vermenize yardımcı olacağını söylüyor. Eğer tam anlamıyla sağlıklı bir yaşam tarzını benimserseniz faydalar katlanarak çoğalacaktır. İstenmeyen kilolardan kurtulmaya ek olarak daha güçlü bir vücuda ve daha mutlu bir ruha kavuşacaksınız. Fazla kilolarınızdan sonsuza dek kurtulmak için tam olarak neleri yapıp nelerden uzak durmanız gerekiyor, gelin birlikte bulalım. Fazla kilolar hakkında farkında olmadığınız birçok çarpıcı gerçeği içeren faydalı bonusumuz için videomuzu sonuna kadar izleyin. 1 numara, yağsız gıdalardan uzak durun. Tüketici Araştırmaları Birliği dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, üzerinde yağsız ibaresi bulunan ürünleri tüketen kişilerin bunları daha az doyurucu bulduğunu ve yeme isteğini tatmin etmek için bunlardan daha çok tükettiklerini ortaya çıkardı. Gördüğünüz gibi bu yiyecekler yağ yerine hızlı sindirilerek çabuk acıkmamıza yol açan karbonhidratlarla doludur. Bu da midenizi doldurmak için bunlardan daha çok yiyeceğiniz ve kilo alacağınız anlamına geliyor. 2 numara. Günde 6-8 saat uyuyun. Wake Forest Sağlık Merkezi araştırmacıları gece 5 saatten az uyuyan kişilerin ortalama 6-8 saat uyuyanlara kıyasla karın bölgesinden 2 kat daha fazla kilo aldığını ortaya çıkardı. Bu özellikle de 40 yaşın altındaki kişiler için geçerlidir. İhtiyacınız kadar uyumamak, aç olmadığınız halde öyleymiş gibi hissetmenize neden olur. Bunun nedeni ise uykusuzluğun, uykuyu düzenleyen kortizol hormonu salgılanması üzerindeki etkisidir. 3 numara. Aç karnına kahve içmeyin. Eğer siz de benim gibiyseniz sabah uyanır uyanmaz kahve içiyorsunuz demektir. Kahvaltı, duş, konuşmak falan değil, sadece ve sadece kahve. Görünüşe göre boş mideye kahve içerek vücudumuza ciddi anlamda zarar veriyoruz. İngiltere'de Push Doctor adlı internetteki bir doktor danışma hizmetinde görev yapan yetkili sağlık memuru Dr. Adam Simon aynı zamanda yazılarıyla bu sitenin bloğuna da katkıda bulunuyor. Yazılarından birinde kahvenin boş mideye girdiğinde nasıl mide duvarına zarar verip hazımsızlığa yol açan asit üretimini arttırdığını açıklıyor. Ayrıca kahve vücudunuzu strese sokup yağ depolanmasına yol açıyor. 4 numara. Yemek yerken televizyon izlemeyin ya da müzik dinlemeyin. Vermont Üniversitesi araştırmacıları, televizyon izleme süresini %50 oranında azaltan fazla kilolu kişilerin günde fazladan ortalama 119 kalori harcadığını ortaya çıkardı. Gıda Kalitesi ve Tercih Dergisi'nde yayınlanan başka bir çalışmada, müzik eşliğinde yemek yiyen insanların sessiz ortamda yemek yiyenlerden çok daha fazla miktarda yediği sonucuna vardı. Bunun nedeni ise zihninizin ortamda dikkat dağıtan şeylerle meşgul olması ve yeterince yediğini algılayamamasıdır. 5 numara. Açken mutfak alışverişi yapmayın. Neden bahsettiğimizi çok iyi biliyorsunuz. Aç karnına mutfak alışverişine çıkınca gördüğünüz her şeyi sepetinize dolduruyorsunuz. Çözümün ne olduğunu tahmin ederseniz, Zelman mutfak alışverişine çıkmadan önce sağlıklı bir şeyler atıştırmayı tavsiye ediyor. Bir diğer iyi fikir de oturup gelecek haftanın tüm öğünlerini planlamaktır. Böylece tam olarak hangi yiyecekleri almanız gerektiğini bilirsiniz. 6 numara. Gazlı içecekleri azaltın. Bir kutu kola yaklaşık 140 kalori ve 39 gram şeker içerir. Bu da günde bir kutu kola tüketirseniz sonuç olarak kilo almaya başlayacağınız anlamına gelir. Harvard Üniversitesi T.H. Chan Halk Sağlığı Yüksekokulu ve Meksika Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü tarafından yürütülen bir çalışmaya göre tükettiği gazlı içecek miktarını haftada bir kutuya indiren kadınlar, bu şekerli ve gazlı içeceği azaltmayan kadınlardan yarım kilo daha fazla verdi. Çalışma 2006-2008 yılları arasında 11.218 kadın katılımcıyla gerçekleştirildi. Bu süre zarfında aşırı kilolu katılımcılar sadece gazlı içeceklerden vazgeçerek onlarca kilo verdi. 7 numara. Akşam yemeği sonrası atıştırmalarını azaltın. Pek çok kişi akşam yemeğinden hemen sonra bir şeyler atıştırma eğilimi gösterir ve bu atıştırmalıklar genellikle tatlılardan oluşur. Zelman, şekerli atıştırmalıklara yönelmek yerine yeni bir alışkanlık edinip bir fincan çay ya da soda içmeyi tavsiye ediyor. Vücudunuz ihtiyacı olan şekeri yediklerinizden zaten aldığı için yemeklerden hemen sonra bir şeyler yememeniz gerekir. Yani hayatınızı tatlandırmak için başka bir şeyler yemeye ihtiyacınız yok. Tatlı isteğinizi sürekli beslerseniz, tükettiğiniz bu fazladan şeker size aşırı kilo olarak geri dönecektir. Günümüz diyetisyenleri dengeli beslenmenin bir parçası olarak sağlıklı şeyler atıştırmanın bir sakıncası olduğunu düşünmüyor. Kısacası kendinizi sağlıklı şeylerle şımartın. 8 numara. Şişe su içmeyin. Bu büyük ihtimalle sizi şok edecek.
Washington Eyalet Üniversitesi araştırmacıları plastik şişeden su içmenin kilo almaya yol açabileceğini ortaya çıkardı. Evet, doğru duydunuz. Plastik şişeler kendinizi yorgun hissetmenize yol açarak kilo almanıza sebep olan ve hormon dengenizi bozan BPA kimyasalı içerir. Çalışma, BPA'nın insülin hassasiyetini bozduğunu ve yağ hücresi oluşumunu arttırdığını ispatladı. Daha da korkutucu olan katılımcıların %92'sinin kanında eser miktarda BPA tespit edildi. 9 numara, belirli zaman aralıklarıyla yemek yiyin. 2013 yılında yürütülmüş gıdaların tüketildiği zaman dilimi zayıflamayı belirleyici etkendir başlıklı çalışmayla araştırmacılar öğle yemeğini öğleden sonra 3 ile 4 arasında yiyenlerin saat 1.30'dan önce yiyenlerden daha az kilo verdiğini ortaya çıkardı. Bir diğer çalışmada gün içinde kaç kez yemek yersek yiyelim son öğünü akşam 8'den önce yediğimizde toplamda daha az kalori aldığımız sonucuna vardı. Bu iki çalışmada dengeli bir beslenme programının iştahımızı tatmin ettiğini ve çok acıkıp yemeğe her oturuşta aşırı yememizin önüne geçtiğini kanıtlar nitelikte. 10 numara. Yemeğe hafif bir salata ile başlamayı alışkanlık edinin. Amerikan Diyetisyenler Derneği dergisi katılımcılara yemek olarak önce belirli çeşitli bir salata, ardındansa makarna verildiği bir çalışmanın sonuçlarını yayınladı. Sonuç olarak yemeğe sade bir salata ile başlayan katılımcılar makarnadan %7 ila %12 daha az tüketti. Diğer yandan daha ağır bir salata ile başlayanlarsa ikinci yemekten %8 ila %17 daha fazla tüketti. Bu durum kıvırcık salata, ıspanak, marul ve benzeri lifli yeşilliklerle yapılan sade, yani şişmanlatan soslar katılmamış salataların tokluk hissi verdiğinden daha az yemenize yardımcı olduğunu kanıtlıyor. 11 numara. Evde ya da dışarıda yemek yediğinizde porsiyon miktarınız hep aynı olsun. Eminim restoranlardaki porsiyonların ne kadar büyük olduğunu fark etmişsinizdir. En azından evinizdeki tabaklardan daha büyük oldukları kesin. Beslenme uzmanı Judy Kaplan'a göre büyük porsiyonlar yediğinizde vücudunuz başka seçeneği olmadığından aldığınız fazladan kalorileri yağa dönüştürür. Günde 2 büyük porsiyon yemek 5 küçük öğüne eşdeğer değildir. Çünkü bu büyük porsiyonlar metabolizmanızı yavaşlatır ve kilo almanıza yol açar. Bonus diyorlar. Herkes fazla kilolarını vücutta farklı bölgelerde taşır ve vücudunuzun farklı yerlerinde depolanan çeşitli yağ tipleri vardır. Sırtınızın üst kısmında ve omuzlarınızda biriken kahverengi yağ en zararsız yağ tipidir. Vücudu sıcak tutarak metabolizmayı hızlandırdığından bu tür yağlara genellikle zayıf insanlarda rastlanır. Bebeklerde daha çok bu tip yağdan bulunmasının nedeni de budur. Beyaz yağ genelde orta kısımlarda depolanır ve vücudu şeker hastalığı ve kalp hastalıklarından koruyan adiponektin adında iyi bir hormon üretir. Deri altı yağları kalçalarda ve uylukta birikmeyi tercih eder. Çok da zararlı bir çeşit değildir ancak bundan biraz daha detaylı bahsedeceğiz. Çoğunlukla bel çevresinde iç organların çevresinde depolandığından iç organ yağları tehlikeli bir yağ çeşididir. Göbek yağları hem iç organ hem de deri altı yağı olabilir. Aynı zamanda şeker hastalığının belirtisi de olabilir. Kalça ve uyluktaki yağlara geri dönecek olursak, bunlar göbek yağlarından çok daha iyi olabilir. Çünkü 2012'de yapılan bir çalışma, armut tipi vücuda sahip kadınların metabolik hastalıklardan korunduğunu gösterdi. Bu hastalık yüksek tansiyondan anormal kolesterol düzeylerine kadar pek çok tehlikeli durumla ilişkili olabilir. Yeme isteğine karşı koyup vücudunuzun ihtiyacı olmayan şeyleri yemenin önüne geçmek için bazı yöntemler vardır. İşte alışkanlık haline getirebileceğiniz bazı değişiklikler. Sağlıksız atıştırmalıkları dolabınızın en alt çekmecesinde saklayın. Böylelikle göz hizanızda olmazlar ve ulaşılması daha zahmetli olur. Geleneksel kurabiye kavanozunuzu meyve kasesiyle değiştirin ve gün içinde sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin. Sağlıksız yiyecekleri buzdolabınızın arka kısımlarında saklayın. Böylelikle kapağı açar açmaz karşınıza çıkmazlar. Gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Uyguladığınız ya da uygulamayı planladığınız ne tür sağlıklı alışkanlıklarınız var? Aşağıda yorumlarda bizimle paylaşın. Bu çok faydalı videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece siz de hayata hep olumlu bakacaksınız.